Herkese merhaba arkadaşlar, Perisukiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir telefon tanıtımdayız. Bizim işimiz bu değil, sadece aldığım telefonları kanalda hem anı olarak kalsın hem de belki siz de kutu açılımı seversiniz diye atıyorum. Black Friday indiriminde açıkçası çok fazla indirimde değildi. Ben Samsung M21'i aldım. Teknik özellikleri nelerdir? Az çok bahsedeceğim ama tabii ki de hani bizim tecrübemiz çok fazla olmadığı için bu tür konularda hani eğer ki gerçek anlamda bir kutu açılımı ve gerçek anlamda bir bilgi istiyorsanız farklı sayfalara, teknoloji kanallarına yönelmenize fayda var diyorum ama benim takipçilerim lütfen videoyu beğenirse çok mutlu olurum. Şimdi M21'i aile fertlerinden birine hediye olarak aldım. Daha önce 1,5 ay, yaklaşık 2 ay olmamıştı. Xiaomi Note 10 Lite kutu açılımı yapmıştım sizlere. Teknik özelliklerine baktığımızda 6.4 inç ekran boyutu, 64 GB dahil depolama, 4 GB RAM'i var, 48 megapiksel kamerası var. Öncelikle kutuyu, bu arada hepsi burada.com'dan kutuyu direkt aşağı bıraktılar beni arayarak. Bu açıdan teşekkür ediyorum koronavirüsü muhabbetine. Şöyle dışına bir kolonya sıkacağım. Çünkü dışına sıktığım kolonyadan herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bu arada daha önce Xiaomi Note 10 Lite'da şöyle bir güzel bir şey vardı. Kutuyu, daha görkemli bir kutu. Kutunun görkemli olması önemli değil ama salladığınızda herhangi bir böyle bir ses gelmiyordu. Bunda bir sıkıntı. Ya böyle olmaması gerekiyor kutuların. Yani kutuda özellikle telefon ve kırılacak bir şey, önemli bir şey taşındığında ya salladığınızda içinde boşluk, yani sağa sola çarpacak bir şey olmaması gerekiyor. Xiaomi Note 10 Lite'ın kutusunda, hepsi burada.com'dan aldığımızda çok güzeldi. Ve bunda açık söyleyeyim, şu an sıfır, daha açmadım. Ve nasıl bir şey olacak bilmiyorum. İsterseniz gelin bir bıçak yardımıyla şöyle kenarlardan bir keselim. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Daha sonra hemen şuradan da kesiyorum. Bir de şurası var. Elimizi kesmeden hemen... Evet, hepsi buradaydı, görüyorsunuz burada kardeşlerim. Herhangi bir reklam yok. Yani ben parasını vererek aldım. Evet, kutu açılımını yaptığımızda içinde, evet, bu gerçekten hassas ve koruyabilen bir madde baloncuk. Ama dediğim gibi şu anda bakın, kutu ve içeriği arasında büyük bir fark var. Bu içinde ne olursa olsun bunun sallanmasına sebep oluyor ve bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Diğerinde yoktu. Yani Note 10 Lite'in kutusu inanılmaz iyiydi. Açmakta bile zorlandık. O videoyu da izleyebilirsiniz. Ben yine nasıl olsa bir şey olmayacak diye şöyle dışına birazcık kolonya sıkacağım. Arkadaşlar, bu dönemde inanılmaz önemli tedbirleri almak zorundasınız. Sonuçta siz kendinizi düşünmüyorsanız bir de evde yaşayan büyükleriniz vardır. Onlara bir sıkıntı yaşatmamak için, hatta bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bugün aldığımız haberde Yılmaz Vural da şu an yoğun bakımda koronadan dolayı. Bu tür şeyler önemli, aman dikkat edin, gözünüzü seveyim. Kutu açılımları her zaman olur ama çok dikkat etmeniz lazım. Şöyle hemen şuradaki şeyi kestiğimde açılacaktır. Burada, evet, şu şekilde koparıyorum. Ve Samsung M21 karşımızda. Daha iki tane benim telefonum var. Bu benim olmayacak. Aile büyüklerimizden birine vereceğiz. Ama bendeki M10 kullanıyorum normalde ve Xiaomi Note 10 Lite'ım var. Note 10 Lite'tan PES 2021'i oynuyorum. Diğerinde de görüntü kaydımı alıyordum. Ama bu telefon gerçekten çok kaliteli bir telefon. Baktığımızda şu anda şöyle göstereyim. 64 GB'lık bir sürümü. 128 de var diye biliyorum. Biz bundan aldık ve şimdi açacağız. Şu yanlardan koruma şeyleri var. Elimizi kesmeden şöyle hafif bıçak yardımıyla, aynı şekilde şurada da var. Evet, inadına da büyük bıçak almışım ki, evet, burayı da kestik. Ve şimdi açılması gerekiyor. Bu arada içinde tabii Xiaomi Note 10 Lite'in kutusu çok çok güzeldi. Yani çok keyifliydi. Açarken orasından bir şey falan. Gerçi o kutu açılımını izlediyseniz onun yanında saat vesaire birçok şey de almıştım. Bunun da yanında da birkaç şey aldım ama onlar daha sonra kargoya verecek. Kutu bu şekilde, hemen içeriğini şöyle açalım. Ve şuradan neler çıkacak bir ona bakalım. Evet, şuradan hızlı başlangıç kılavuzu, bilmem ne falan filan bir şeyler var. Bunu şöyle kenara koyuyoruz ve telefon göründü. Şimdi bu telefonu seçmemdeki en büyük sebeplerden biri, aile büyüklerimiz çok fazla telefonu şarja takayım, şu olsun bu olsun falan dertlerinden uzak olmak istiyorlar. 6000 amperlik bataryası var bu telefonun. Tabii ki de ben kullanımdan sonra ne faydası var, eksileri var söyleyeceğim. Xiaomi Note 10 Lite'dan aman şöyle vuralım, inanılmaz memnunum. Çok çok iyi bir telefon ve aldığım için de çok mutluyum. Şöyle indirdim. Arkadaşlar, bir tane kulaklık ve hepsi siyah. Oğlum, ben
siyaha karşı inanılmaz bir sempatim vardır. Yani ben hatta şurada odamın perdeleri bile siyahtır benim. Ben siyah aşığıyım. O yüzden şöyle hemen kulaklığı da çıkaracağım. Kulaklık da çok güzel. O da siyah. Şöyle açıyorum. Bu nasıl açılacak? Şöyle içinden çıkarayım bari. Arkadaşlar kulaklık simsiyah. Her tarafı siyah. Geçtik. Kulaklık normal klasik Samsung kulaklığıdır diye düşünüyorum. Çok fazla Samsung cihazda kullanmadım ama aynı şekilde kablosu ne kadar uzun bir bakalım. Yani şu kadar ama görebiliyorsunuzdur. Ama bir tık daha uzun olabilirdi diye düşünüyorum. Ve aslında 6000 amper ama açıkçası şunu söyleyeyim. Adapte fast charging diyor. Hızlı şarj diyor ama şöyle Xiaomi Note 10 Lite'ın bataryasını burada duruyor. Arasındaki farkı görebilirsiniz şöyle. Xiaomi Note 10 Lite amperlerine falan bakalım şurada. Evet bu daha şeymiş. Bu nerede yazdığını bile bilmiyorum. O kadar cahiliz. 50-60 Hz falan diyor burada. Burada ne diyor? Bu da 50-60 Hz diyor ama bu inanılmaz hızlı arkadaşlar. Yarım saatte falan telefonum şarj ediyor hemen hemen full'e yakın. Yani özellikle interneti kapattığınızda kesin fulluyor falan, böyle acayip bir şey bu. Ben bataryadan memnunum. Tabii hepsini de kullanamıyorum. Farklı cihazları bozar mozar diye. Ama bu kadar küçük olup hızlı şarj etmesi bilmiyorum. Şöyle takalım da. Yani şöyle girecek herhalde. İlk başta zor girdi. Ve telefonumuzda da hemen şöyle bakıyoruz. Şuradan açılacak. Ben kamerasını falan çok abi çok güzel. 3 rengi var bu arada. Şuradan ekran kaçtı. 3 rengi var bunun. Yeşili çok fazla hoşuma gitmedi. Ama 48 megapiksel. Arkadaşlar canavar. Allah belamı versin canavar. Açıyorum şu anda. Şu an evet kendimi de görebiliyorum. İçinden şöyle. Şurada da ekranım açık. Birkaç bilgi vereyim diye size ekranı açtım. 1080x2300 piksel ekran görüntüsü varmış. Ekran yenileme hızı 60 Hz görünüyor. Ekran alanı 99.95 santimetre kareymiş. Video oynatma 29 saat bataryası. Müzik oynatma 131 saat görünüyor. 6000 amper. Konuşma süresi de 4G ile baktığınızda 49 saate kadar kullanılabiliyor. 6.4 inç. Baktığımızda kenar şeylerine çerçeveleri çok çok ince. Hatta sıfıra yakın diyebiliriz. O yüzden de şöyle bir odaklayabiliyorsa evet odakladı şöyle. Güzel bir cihaz. Tabii ki de hani ben kullanım vesaireyle ilgili detaylı bilgi ancak hayli büyüğümüz kullandığında ondan yorum alabilirim. Ben kullanmayacağım. Ama güzel bir telefon. Bu telefon rahatlıkla PUBG Mobile'i kaldırır bu arada. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle kaldıracaktır. Diğer oyunların bütün piyasadaki şu andaki bütün oyunları bana göre kaldırabilecek bir cihaz. Baktığımızda ekran teknolojisi zaten Super AMOLED. Onun dışında ekstra bir özelliği var mı? Onların da bilgisini vereyim size. 4 GB RAM'i var bu arkadaşımızın. Çift hat takılabiliyor. Ben çift hat takılması telefonlarda ben sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Batarya vesaire de sıkıntı olmaz ama sinyalde ben bir kayıp olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben genelde tek hat kullanıyorum. Bu kardeşimiz 8 çekirdek bu arada. Çok çok önemli. 48 megapiksel kamerası var. Parmak izi şuradan arkada, ben çok fazla parmak izi kullanmıyorum. Özellikle benim Xiaomi Note 10 Lite'ımda ortada direkt basıyoruz. Ekranın içine gömülü olduğu için kullanıyorum ama bu cihazlarda hani arkasına şunu yapmaktansa buradan direkt bir şifreyle açılabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama hani ama okuduğum yorumlara göre çok rahatlıkla yapılabiliyormuş, aklınızda bulunsun. Ekran gövde oranı %83.7, ses çıkışı 3.5 milimetre diye okunuyordur o diye düşünüyorum. Onun dışında harici depolama vesaire alanı eklenebiliyor mu bilmiyorum ama bu 64 GB'lık sürümü çok iyi not almış. Ben şöyle söyleyeyim, şunu da söyleyeyim, kaçırmayalım. Birçok gittim, MediaMarkt'tan tutun her yere gittim. Samsung'un kendi bayilerine falan gittim. Bu internet üzerinden satılan bir cihaz. Samsung M21, bunu herhangi bir şubede görmedim ve hepsinin de söylediği şey bu internet için satılan bir cihazdır diye. Bu normal, ben Samsung hepsi burada.com'da
Ve Türkiye garantili cihaz aldım. Orada distribütör garantili de var, Türkiye garantili de var. Ben Türkiye garantilisinden, siz de onu tercih etmeniz gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı da burada Samsung'un herhangi bir Türkiye'deki garantisinden yararlanabiliyorsunuz. Böyle olması gerekiyor. Telefon da bir önce başlat beni diye şey yapıyor. Telefona bakacağız. İnceleme vesaire ilgili biz bir inceleme kanalı değiliz ama en azından bu bilgiyi vermek istedim. 8 çekirdek falan çok iyi. İşlemcisi falan da çok iyi. Bakalım nasıl olacak. Benim aldığım fiyatı söylememiş olabilirim. 2.400'e aldım. 2.399 mu? 2.390 TL. Evet, 2.390. 2.400 diyelim. 2.400'e aldım. Şu anda ben aldıktan bir gün sonra hepsiburada.com'da Black Friday indiriminde M31'i 2.500 liraya indi. Düşünürseniz alabilirsiniz. Güzel, keyifli bir telefon. Ben çok çok heyecanlıyım bunu aldığıma. Belki yakın sürede kendime de başka dış çekimler vesaire için bir tane bir şey alabilirim. Ya da kameramı alayım. Onu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Telefonumla birlikte sizlere hoşça kalın diyoruz.